Merhaba arkadaşlar. Bugün Ereğli Demir Çelik ve Borsa İstanbul analizini yapacağız. Endeksin durumuna bakacağız. Şimdi endeks teknik olarak formasyonuna şu an devam ediyor. Bugün ters çekiç yaptı. Yani gün sonuna doğru satış geldi. Yaklaşık olarak 5265 seviyelerinden 5149'lara kadar indi. Teknik olarak baktığımızda endeks 5000 seviyesi üzerinde kaldığı sürece sorun yok arkadaşlar. Buraya kadar geri çekilmesi basit teknik düzeltmedir. Ama 5000'in altına kırılırsa bir sonraki desteği EMA 100 desteğini yani 4650 seviyelerini takip edeceğiz. Teknik olarak benim beklentim negatif bir durum olmazsa basit teknik düzeltmeler yaparak üçgeni tamamlayıp tekrardan buradan yoluna devam etmesi yukarıya doğru. Yani 5600-6000 seviyelerine doğru devam etmesi. Ama tabii grafikle inatlaşamayız. 5000 TL'deki destek kırılırsa kısa vadeli düşünen arkadaşlar stop olabilir. Çünkü bu sefer trend negatife girer ve EMA 100'e kadar geri çekilme başlar. Baktığımızda indikatörlerde aslında güzel bir dip gözüküyor. Yani MACD yukarıya doğru pozitif kesmiş. Fisher'da da aynı şekilde. Hatta Fisher'da pozitif uyumsuzluk benzeri bir görüntü var. Bu yüzden endeksin 5000 TL altına düşmesini ben zor görüyorum. Ama düşerse de gereğini yapacağız. Şimdi Ereğli'ye bakalım. Ereğli'de de çok sert bir satış oldu. Gün sonuna doğru şuradaki ters çekici görüyorsunuz. Hisse yaklaşık 53-50 seviyelerinden 49-86'ya kadar düştü. Ama teknikte bir bozulma yok. Basit teknik düzeltme diyebiliriz. Bakın ortalamalar, en yakın ortalamalar 46-47 seviyesinde kalmış. Ne demiştik? Kural, ortalamalardan sert açılan hisseler ortalamalara tekrardan geri dönmek isterler. Burada da yine aynı şekilde ortalamalardan açıldı. Şurada en azından bakın şuradaki direnç geçildiği için 47 TL'deki direnç geçildiği için en azından bu direnç üzerinde tekrardan böyle birkaç bir hafta diyelim oyalanıp bu arada da ortalamaları kendine çekip yukarıya doğru burada bir formasyon üretip tekrardan yoluna devam etse son derece güzel olur. Bugünkü satış hani bu sert satış olması iyi olmadı. Yatırımcıyı da korkuttu. Panik satışları getirebilir. Ama teknikte genel olarak teknikte trendte bir bozulma yok. Ereğli direncini geçti. 47 TL üzerinde kaldığı sürece zaten bir problem yok arkadaşlar. 47, 46.50 üzerinde kaldığı sürece bir problem yok. Güzel de bir temettü beklentisi var. Bu yüzden ben yoluna devam edeceğini düşünüyorum Ereğli'nin. Kısa vadeli düşünen arkadaşlar 4 saatlik periyodu açarak 4 saatlikte EMA 9 kırılırsa stop olabilirler. EMA 9 seviyesi de yaklaşık 48-70 seviyelerinde bu seviyenin altına inerse stoplayabilirler. Tekrardan trend pozitife döndüğünde alım yapabilirler. Hepinize bol kazançlar. Analiz etmemi istediğiniz hisseler varsa bu postu beğenip kaydederek yorum kısmına yazarsanız onları da analiz ederiz. Sıfırdan borsa eğitim setimiz için de bana DM'den ulaşabilirsiniz.